Megafon muydu neydi? Onlarla dolanıyor resmen. Oğlum. Saldırma ne olur saldırma. Uf, böylece sese duyarlı olmuş olduğunu anladık arkadaşlar da. Allah'ım, bu klasik sahneyi bana yaşattığın için... Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir hikayeli oyun videosundan hepinize selamlar. Bugün Siren Kafa'nın hikayeli oyununu oynayacağım. Yine diğer birkaç hikayeli videomda olduğu gibi bağımsız yapımcı tarafından yapılmış bir oyun. Bu Siren Kafa hakkında çok bir bilgim yok. Yani herhangi bir filmin veya oyunun karakterimi bilmiyorum. Detaylı bilenler yorumlarda açıklayabilir. Yani karaktere çok hakim değilim fakat bir bilinirliği olduğunu biliyorum. New Game dedik, oyunumuza başladık bakalım. Unreal Engine oyunu zaten grafiklerinden belli. Şimdi anladığım kadarıyla yolda kalmışız. Hani mantıken arabamızı burada öküz gibi park etmeyeceğiz herhalde. Hızlı koşma mekaniği var, güzel. Şöyle bir mantığı var oyunun, staminamız varmış, onu keşfettim. Bir de şöyle, fener açtığım zaman gördüğünüz gibi sol altta şarjım gidiyor. Şu şekil. Fenerimi de şarj edebiliyorum aynı zamanda. Space tuşuyla nefesimi tutuyorum. Bu sanırım Siren Kafa'dan saklandığım yerlerde. Önemli olacak benim için diyeceğim de. Ağaç sesini bir tek ben mi duydum? Şizofren miyim yoksa siz de duydunuz mu arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz. Gerçi siz belirtene kadar ben ölmüş olacağım gibi de. Stamina harcayarak. Bu Siren Kafa bildiğim kadarıyla şöyle ağaç boyutunda ince uzun bir şey. En azından birkaç araştırma yapmıştım fotoğrafta gördüğüm kadarıyla. Öyle bir şeydi. Gitmem gereken noktası... Sanırım şurası ama... Ben ya şizofrenim, böyle paranoya şeylerim var. Ya da gerçekten ağaçların içinden bir ses duyuyorum. Benzin istasyonundan yardım bulmaya çalışacağım da ben gerçekten garip garip sesler duyuyorum şu an. Hızlı bir şekilde olay mahalline geldik. Hah, ne yapacağız şimdi burayla? Find mi yazıyor orada, ne harita bul mu diyor. Harita bulacağız. Evet, harita bulmam söyleniyor da şu an girebilecek bir yer bulamadım. Aha, ne buldum? Gözlük buldum. Çok işime yarar gerçekten, özellikle akşam. Aa, yok bu arada görev var. Ha tamam tamam, bana zaten gitmem gereken yeri gösteriyormuş. Burada mı haritamız? Tamam, map'imizi aldık. Tamam, bir arabamıza bir geri dönelim bakalım. Staminamızı doldurup. Arabaya dönemedik. Dönmeye çalışıyor. Allah bismillah. Yapma. İşte tam olarak bundan bahsediyordum arkadaşlar. Muhtemelen space tuşuyla nefesimi tutacağım. Çünkü Siren Kafa bir göründü gitti. Bir göründü gitti. Sirenleri de galiba salmaya başladı da. Şimdi bana ne diyor? Tool shed'e gideceğim. Okey. Al sana Siren Kafa. Ne oldu? Siren çaldı anasını satayım. Bir gidemedim gideceğim yere ya. Dadi dadi dadi. Polis Emre geldi, aç aç aç. Şimdi... Bir şey diyeceğim. Çok şiddetli böyle dev ayak sesi gibi bir şey duydum da. Mantıklı mı hocam benim buraya gitmem? Niye geliyorum ben şu an buraya? Ben mal mıyım da buraya geldim ya? Gitmeye de devam ediyorum. Nedense büyüledi beni. Korku filmlerindeki insanlara kızardım ama. Ben sanırım daha da salağım. Oğlum bu böyle sesler çıkar... Şu mu ya? Şu yanan şey mi şu an Siren Kafa? Bu mu? Oğlum! Oğlum ne oldu? Tregin yani pes etmeyiz evvelallah da. Olayı anlayamadım tam olarak. Gitmeyecek miydik oraya? O zaman saklana saklana gideceğiz. Yani az önceki görüntüden sonra ben bir ürktüm kendisinden. Bu sürekli böyle sesler mi çıkartıyor ya? Bu Siren Head'in olayı mı arkadaşlar? Hiçbir bilgim yok karakterle ilgili. Arkadaşlar yine birkaç risk aldım ve o sesin geldiği kısımdan ilerlemeye çalışıyorum ama bu Allah'ın belası da beni biliyor ve duyuyor gibi. Gülme lan it! Neyden etkileniyor böyle fener sesinden, koşma sesinden falan hemen anlıyor mu? Hani görüyor mu, sese mi duyarlı? Mesela Cehenneme Bir Adım filminde biliyorsunuz ki yaratıklar görmüyordu, sadece sese duyarlılardı. Ama en küçük çıt sesini duyuyorlardı. Kayboldu. Okey, çok ses vermeyince gelmedi galiba. Oyunda nefes tutma mantığı falan var şu şekil. Hiç nefes sesi vermiyorsunuz. Geliyor geliyor geliyor. Dibimde lan. Nefesimi tutuyorum şu an. Yani herhalde sese duyarlı. Nefes tutma mantığı bile olduğuna göre ve benim o alarm çalan yere gitmem gerekiyor abi. Ama eğilerek ama koşarak bir şekilde oraya ulaşmam lazım. Ürkünç bir karaktermiş bu arada. Gerçekten ilgimi çekti. Ama temel mantığı bu şekildeyse ürkünç bir karakter gerçekten. Koşamıyorum da korkudan. Aa, bir tane lamba buldum ama. Oğlum bu niye her şeye böyle tepki veriyor ya? Nefesimizi bir tutalım yine. Çok da iri bir şey yani, tepeden görüyor beni. Haritanın krokisine bakıyor gibi. Ooo, bayağı yakın, bayağı yakın. Space, space, nefes tut, nefes tut. Allah'ım ne olur görmesin, Allah'ım. Evet, evet, evet. Evet, evet, o dediğinden evet. Sensin o kardeşim. Ne oluyor oğlum?
Lan ne oluyor? Yine geliyor, yine geliyor. Tamamen durdum, hiç ses çıkartmıyorum şu an. Çok açıktayım ama demek ki sese duyarlı. Orada bir şekilde görürdü yoksa diye tahmin ediyorum. Deparı koydum. Yeter, bu kadar çok gerildim. Yeter. Biraz gerdi ya. Güzel. Güzel, mantık güzel. Yani jumpscare atıp korkutmaktansa böyle senin peşinde olup kovalayan bir adam bence seni daha çok geriyor ya. Mobil home park nere ya? Artık Allah ne verirse gideceğiz bir yerlere de şu Allah'ın belası bir beni salarsa artık. Gerçekten içe doğru sıçacağım. Ooo. Ne aldım? Okey. Yine spawn oldu. Ya bir git de koşayım ya. Ne oğlum, neler alıyorum buradan ben anasını satayım. Vur depar oğlum Ahmet. Vur depar. Böyle konuşurken saldırmıyor herhalde. Bu konuşan o mu, onu da bilmiyorum ki. Kafasındaki sirenden bir radyo yayını mı yapıyor bana, onu da bilmiyorum. Daha fenere hiç ihtiyacım olmadı be reis. Stalker özelliği var sanırım. Sürekli peşimde çünkü. İnşallah doğru gidiyorumdur. Ana ne vardı? Galiba doğru. Çünkü resmen buradan gelme dedi. Oo, no 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 no. No no no. Vallahi abi hiç ses çıkartmıyorum abi. Hiç ses çıkartmıyorum. Lan bayağı da ürkünç bir şey. Bu ne, bu kaç metre anasını satayım. Staminam çok az, staminam ne yapınca doluyor ha, kendi kendine geri doluyor. Okey. Bir de ben doğru mu geliyorum? İnşallah doğru geliyorumdur. Çok fazla mı geliyorsun acaba abi? Bak abi diyorum saygıdan. Büyüksündür herhalde. Yaşını hürmet ediyorum. Hocam ben bir yere geldim ama derken doğru gelmişiz. Tool ship'in ship yazmışlar gibi shit sanırım doğrusu da. Oranın anahtarını bulacağım. Bir yandan da şarj edelim. Etme etme etme. Abi ben şuranın altına gireyim. Sen burada takıl. No no avradını. Tipe bak Allah'ım, kafasında şeylerle. Neydi şunların adı? Megafon muydu neydi? Onlarla dolanıyor resmen. Oğlum. Saldırma ne olur saldırma. Uf, böylece sese duyarlı olmuş olduğunu anladık arkadaşlar da. Nefesimi o kadar tuttum ki. Karakter birazdan altına sıçacak. Gitti galiba. Ne bulduk? Buldum, anahtar buldum, anahtar buldum, anahtar buldum. Şunu da şarj edelim. Dur etme dur. Şimdi tuğla tekrar gideceğiz de. Bu ne yapıyor oğlum, bayağı yayın veriyor buna, film veriyor. Abi yokuz burada. Şimdi görevler bittiği için arkadaşlar ben tekrar kendimi şöyle üstü alayım ki alttaki görevleri görün. Yani şey mantığı güzel. Sana geldiği zaman kolay gelsin abi. Gidecek misiniz orada mı? Bekleyeceksiniz. Nefes tutma mantığıyla birlikte sana saldırmaması bayağı güzel de. Merhabalar. Size de kolay gelsin Göt Bey. Tamamen sese duyarlı olduğunu anlamış olduk böylece. Ya bayağı overlockçu geldi gibisinden dolanıyor ya. Tekrar tuğla gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Şuradan dümdüz yardıracağız. Şunu da şarj edelim ki lazım olabilir ileride bir yerde. Hacı burada zaten alarm alarm. Tamam yok. Yok yok abi, koşmak diye bir şey yok bizim lügatımızda. En fazla jogging yaparım yani, anladın mı? Friday'deki X mantığı. Daha da başka bir şey yapmam zaten. Allah da belasını versin. Bak detone falan oluyorum korkudan. Nefes. Oğlum bacak arasından geçeceğim resmen. Bismillahirrahmanirrahim. Dönüp bir an tokadı koysa ya, o nasıl el anasını satayım düşman götüne. Fırıncı küreye gibi, o nasıl el. Ne oluyor oğlum, bug'a girdi. Ey falan diyor. Abi senin de yani vahiy yoluyla mı çalışıyorsun? Hep gitmem gereken yerlerdesin, onu fark ettin mi? Yoksa his falan mı ediyorsun beni hani? Hissediyor ama kesin olarak görmüyor mu, anlamadım ki. Bir insan hep gitmek gerektiğim, gitmem gereken yerde nasıl olabilir? Bak cümleyi falan bile kuramıyorum. Stamina olayı çok can sıkıcı her oyunda olduğu gibi. Yine gitmem gereken yer. Bu gerizekalı bulamaz diye bana gözüktü. Tamam, daha buralar hep ışık, buralarda açmaya gerek yok. Şimdi buranın içerisine girmeden zaten ben bir şeyler aldım. Umarım oyunun mantığını bozmamışımdır. Yoksa cidden mantığı bozursam çok üzülürüm desem yok. Tamam. Tamam tamam tamam. Hocam ne oluyor? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Leave me diyor da. Nasıl leave? Tam olarak nasıl leave'leyeceğim yani buradan? Ha? Öyle gülmek kolay, öyle gülmek. Ben 1.70'im, 1.80'im. Sen kaçsın? 8 metre anasını sattımın hayvanı. Gülersin tabi öyle. Biz de karıncalara aynısını yapıyoruz. Şimdi benim görevim neymiş? Gaz şeyini bulduk, tamam. Ha, nozzle mı, muzzle mı diyor, ne diyor? Fontu biraz garip, ondan bulacağım. Yani şu anki durağımız
Benzin istasyonu. Tabi siren kafa bizi rahat bırakırsa. Şöyle bir ihtimal yok. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ya ormanın da içindeyiz. Şunu da fulleyeyim de ben. Yön şeyi biraz zor oyunda. Bu Allah'ın belası da yine geliyor. Overlock makinesi çekilir diye. Nereye geldim? Hadi Allah. Hadi bakalım. Hadi. Nereye geldik? Okey de. Aha buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum hocam. Selamlar. Bir dakika. Bir saklanalım. Benzini şurada almıştım. O da büyük ihtimal onun yanındadır. Şundan kurtulursam. Taş benim için çok iyi bir nokta ki saklamama bile gerek yok aslında geldiği zaman. Nefesimi tutmam yeterli oluyor. Ben bunu daha önceden aldım mı yoksa? Aha. Anan buldum buldum. Buldum. Okey. Şimdi pompayı tamir edeceğiz. Şimdi pompa yapacağız diyeceğim sandınız değil mi? Bir dakika. Pompayı, asıl pompayı bize yapacaklar. Şimdi şunu tamir edeceğiz. Doğru muyum hocam? Doğruyum. Buradan muhtemelen benzin bidonuna benzin çekeceğiz. Oradan da arabaya gideceğiz. Yani temel mantık bu diye düşünüyorum. Tabii buna arkadaşımız izin verirse ve babayı verir. Ne oldu? Direkt dom aldık lan. Hemen kabullenmeseydik o kadar kolay. Power Station'a gideceğiz. Power Station'da benzini götümüzü dayadığımız zaman sağımızda bir yerde kalıyor. Şuradan bir yerden ilerleyeceğiz hocam. Ya staminam olmasa çok daha iyi ama o zaman da çok kolay biterdi gibi. Bak burada bir patika var. Şimdi bu patika, bir dakika sanırım şu patika. Şurayı bulduk sanırım aynen. Dümdüz yardıracağız buradan. Yani dümdüz yardıracağız diyorum sanki kolay bir şeymiş gibi de. Peşimizde 25 metrelik adam var anasını satayım. Bina gibi geliyor adam ya. Ha gerçi bir dakika. Şuradan mı geliyor acaba? Şu kabloyu takip edersem ulaşırım gibi derken ulaştım zaten. Mekana geldik hocam. Mekanın sahibi benim. Selamlar. Yalnız biri daha geldi. Misafirimiz var arkadaşlar. Müzikli çalar kutumuz. Ya ne olur git artık. Şimdi ben bunları buldum da bunları öküz gibi ellememem lazım diye tahmin ediyorum. Şu bir giderse bunların bir şemasını mı ne bir şeyini bul diyor bana. Baga mı girdin? Ne oldu lan? Olduğu yerde yürüyor. Dur oğlum baga girme. Uğraşılmaz şimdi seninle. Hazır yanmışken şu mal. Anan aldım. Ne oluyor? Aa ne oldu? Yazıklar olsun. Siren kafa dedik bağrımıza bastık. Neyse kağıdın nerede olduğunu bulduk. Bu mal bize bulaşmadan. Up up down down up. Okey. Hocam sen zaten yukarısın. Yukarı yukarı. Aşağı aşağı yukarı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şeye geri döneceğiz. Gaz istasyonuna geri döneceğiz. Bir kere gelme bir kere gelme ya. Hep olman gerekli yerdesin be adam. Kardeşim sokma şu animasyonu ya. Uf. Staminam varsa koşamam. Staminam varsa vallahi koşamam. Aha! What the fuck? Ne oldu lan? Aa! Gerçekten arkadaşlar. Adamın boyu uzun diye. Vallahi gerçekten öldü mü ölmedim ben de anlamadım ama. Bu lanet olası ormandan çıkmaya ihtiyacımız var. Haklı. Adamı o kadar övdük, boyunu met ettik. Ölüş şekline bak anasını satayım. Evet. O kadar uğraşlar sonucunda. Hah. Tamam. Arabamıza gideceğiz okey. Yani ben bunun bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum orada. Gerçi kolay olmadı ama. Hani oradaki ölümü çok basitti umarım. Bir Jason Voorhees taktiğiyle son anda bir yerden çıkma numarası yapmaz. Ki yapacak gibime geliyor. Bakalım kendi kendime spoiler vermiş oluyor muyum yoksa haksız mıyım? Bu lanet olası ormandan çıkabileceğiz mi? Benzini doldurup gidiyoruz da hiç güven vermiyor hocam. Evet. Evet. O ölmez ya. Tamam, bitirdik mi peki? Oo ne? İşte bunu beklemiyordum. Vallahi gengmek yedik. Hocam. Aslında bir tane değillermiş. Bunu anladık. Güzel, bitirdik vallahi. Güzel oyun. Tebrik ediyorum yapan arkadaşımızı. İşleyişi olsun, grafikler olsun, mantık olsun, gerilim olsun hoştu. Diğer oynadığım Michael ve Ghostface'in oyunundan bence çok daha iyiydi. Bu tarz oyunları sizin kadar ben de çok seviyorum. Hem böyle 20-25 dakika kısa bir sürede bitiriyoruz. Hem de çok keyifli, çok gerilimli oluyorlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuza geçmek üzere. İyi günler, eğlenceler.